Oyunun müziği mi yok diyorum, ekrana bakıyorum. Sizde ses var, bende yok sadece. Ben şey yapamayacak mıyım hiçbir zaman? Yok, müziği değil kardeşim, yanlış söyledim, sesleri diyecektim zaten. Ama ben hiçbir zaman meşale yapmak için gereken şeyi yapamayacak mıyım ya? Yani ben bu meşaleyi yapamadan bir ömrü tamamlayacak mıyım? Ne yankılanıyor? Ha, kamp ateşi yapıp meşaleyi direkt ondan alabiliyorum. Pekala. Peki neden kamp ateşi yakamıyorum? Şehirde meşale yakmama da izin vermiyor. Şey, kamp ateşi kurmama da izin vermiyor. Ha, zemin uygun değil. Fırtına var. Tamam, seçenekler mantıklı. Bunların hepsi olabilir. Anacım sen de sakın şey yapma, tamam mı? Keyfini bozma. Hiç keyfini bozma. Orada tüfeğin var. Bana verme onu. Evet, hiçbir seçenek yok. Gerçekten de bir seçenek yok. Şömineden bir şey de yapamıyorum. Mükemmel ya. 10 numara şaheser. Sebebi fırtına. Benim sanki yeterince yemeğim var. Belki ileride bu yemekler yüzünden çok ağlayabilirim. Yemeksizlik yüzünden falan, ama şu anda gerçekten çok fazla yemeğim var. Ben bir şeyi deneyeceğim. Çok fazla kayıp olmuyorsa eğer oyunu kaydet diyeceğim. Tamam mı? Denemeye yine oyunu kaydedeceğim. Üzerine yaz diyeceğim. Onayla. Kabul et. Evet. Baya baya gece olmuş zaten. Biraz uyuyacağım. Suyu içeceğim. Yemekleri yiyeceğim. Bir daha gündüz olmasını sağlayacağım. Müdürün evine ondan sonra gideceğim. Kimse kusura bakmasın yani. Hiç böyle şeyle uğraşamam ben. Böyle şeylere gelemem. 12 saat uyu diyorum adamıma. Gebersin açlıktan, susuzluktan. Evet, susuzluk. Susuzluk tavan. İç bakalım suyu. Mükemmel. Ha, yavaş yavaş sanki hava aydınlanıyor. Bakalım. Evet, hava aydınlanıyor. Bir saat daha uyursak bu iş tamamdır. Nacağı test edelim Bozana'nın kafasında. Kardeşim evlerden ırak ya. Kadına yazık değil mi? Yemeği bir daha şeyden yiyeceğim ama şuradaki menüden seçip. En ağır yemek hangisiyse onu yiyeceğim. Şeftali konservesi. Ye. 0.50'ymiş. Ağırlık. Konsantre süt. Ye. Güzel. Şimdi okeyiz. Işıkta kibrit mibrit istemiyorum canım. Bırak o kibriti. P
Pişirdiğin balık fenerde kullanılacak yağ sağlar diyor. Çok garip. Tamam kardeşim, kamp ateşi teorini şimdi test edelim. Kamp ateşi kesinlikle. Kesinlikle kamp ateşi teorin doğru gibi. Yakıt ekle. Yok, yakıt ekleme. Meşale al. Ben nereye giderken müdürün evini görmüştüm? Şu aşağı doğru benzinliğe giderken müdürün evini görmüştüm. Ama meşale de maşallah zaten Milton Post Office değil. Burası da değil. Müdürün evi. Hayda, içeri girdi ya. Burası değil. Milton evi. Yok, bu değil ya. Müdürün evi diye yazmayacak mı abi yerinde? Müdürün... Allah Allah, müdürün evi neresiydi ya? Girememiştik falan içine. Burası mıydı acaba? Bayrak mayrak var önünde. Ha. Mükemmel. Kesinlikle mükemmel. Şimdi sen bunu bir at. Müdürün evi yansın abi. Yansın müdürün evi. Kokuşmuş göl alabalığı pişmiş. Al. Bir düşündüm yalnız farkındaysanız. Şöyle bir baktım. Kokuşmuş. Sakata gelmeyelim diye. Şimdi buradan kod bulabilecek miyiz ona bakacağız hep birlikte. Antiseptik. Mutfaktan çıkmaz herhalde kod ama. Deminki hikayeden sonra şey belli oldu. Bu insanlar niye bu kadar şeyi bırakmışlar da gitmişler falan diyordum ya. Bu insancıklar o kadar şeyi bırakmak istememişler. Zorla götürülmüşler. Yeni parka. Al. Şöyle bir inventory'mize hemen girelim. Kıyafet kısmına. Şurada yeni parka. Giy. Mükemmel. Bunu giyersek, bu da aslında yeniye yakınmış. Ağırlığı da güzelmiş. Bunun yerine bunu giysem. Evet. Müthiş oldu. Bunun içine bunu mu giymiş oldum şimdi? Bunun ağırlığı 50'ymiş. Şurada neredeyse %80 bir şey var. Şunun ağırlığı 0,25. Abi ben bu ağırlık için ne yapacağım anlamadım. 1 kilo diyor ya. Sen bunu at hocam. At. Sen bunu at. Böyle olmayacak. Burkulma riski falan olmasın. Tuvaletler, muvaletler, sular. Şimdi senin bir çalışma odan yok mu? Müdürün evi böyle bir oda mı? Bu kadar yani. Bu kadarcık bir yer, öyle mi? Her şeyi araştıralım. Yırtık tişört. Bırak. Yırtık kargo pantolon. Bunu bir al çünkü bunu belki başka bir şeyin üstüne giyebiliriz şurada falan. Kesinlikle. Giy. Üst üste giydik ikisinde. Mükemmel oldu. Müdürün başucunu kurcalayalım. Bak, portakallı millet portakallı gazozu başucunda tutuyor. Bu kasabada çok gözde bir şeymiş belli ki. Bırak. Bayat çikolata, banka odasının kodu. Metni oku. Banka kasa odası kodu.
19.30.08. 19.30.08. Müthiş oldu. Ne diye ağırlık sorunu diyorsun ya? 19.30.08. Gıdadan değil, buradan su iç. 19.30.08. Gayet iyiyiz. Meşaleyi al. Al. Meşaleyi alma. Meşaleyi aldığım gibi ağırım dedi. Şuradan yavrum, dur dur çocuğum. Ben halledeyim, her şeyi bana bırak. Ben halledeceğim. Sen bana bırak her şeyi. Meşale nerede? Şimdi şu meşale nerede? Bana onu bir gösterin önce. At. -19.30.08. -19.30.08. 19.30. Mükemmel. Meşale al. 19.30.08. 19.30. İyiyiz, iyiyiz. Sorun yok. Evet, dönmemiz gereken ev orada. Nerede abi bu ev? Nereye gidiyorum ben? Hayda, evi geçtim. 19.30.08. Nasıl ya? Çocuğum. 19.30.08. İnanamıyorum. Açıyor gibi yaptı. Yanlışlıkla çift klik yaptım, bıraktı. Şu anda açamıyor. Locked. Can't get in here yet. -19.30.08 değildi ki bunun şifresi. Locked. Can't get in here yet. İyi de ama biz bittik ya. Bayağı buranın koduydu o ya. Almadım mı ben onu? Almadım değil mi, ağırlık yapacak diye? Almadım, evet. Vallahi bilemiyorum ama bu böyle bir gerçeği kabullenmek istemiyorum. Bir saniye, bir daha deneyeceğim. Kağıdı yanıma alıp deneyeceğim. Ne oluyor be? Dur kaç. Kurt geliyor.
Nereden bulmuştuk onu? Şuradan mı? Al abi bunu. Herhalde beni bekliyordur kurt orada, gitmemiştir. Vallahi beklemiyor. Ne oldu? Ne oldu? Kaçtın ciyak ciyak. Sen niye kaçmıyorsun ciyak ciyak? Öteki kaçtı da ciyak ciyak. Lütfen kaçar mısın ciyak ciyak? Vallahi inatla geliyor hayvan. Bu da değilse ben şifrenin yerini bilmiyorum ya. ...19.30.08. Valla kardeşlerim böyle bir durum varmış işte. Anahtar buydu değil mi? Evet, 15. Onu hatırlıyorum en azından. Bozananın kasası. 0 kilo. Umarım buna artık kimsenin ihtiyacı yoktur gibi bir şey dedi. Ne kadar kibar bir insan. Kağıtın yanı bırak, bırak. Abi buradan başka bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ben gideyim artık şu meşale elimdeki son demlerini yaşarken. Bozana'nın evine doğru uzayayım. Şurada Bozana'nın evine doğru uzayayım ben. Kurt murt gelir bir şey olur ağzına da meşaleyi yapıştır meşaleyi. Meşaleyi yapıştırırım. Kardeşlerim chatte bir şeyler çığırından çıkmış galiba. Lütfen sakin olalım. Evet canım benim. Kutu buyur kuruttun bizi. Bankaya girmeyi başardım ve onu buldun mu? İşte istediğim banka kasası. Bunu hala... Lütfen kasayı bana ver. İnci kolyen mi? Mücevher mi? Ben anlamıyorum. Bunu, onu bulmama ne yardım olacak? Yardımcı olacak yabancı. Yardımcı olacak. Şimdi ağzıma bir tokat atıyormuş. Arkadaşım bulmam gerek. Sence burada tek başına idare edebilecek misin? Benim için tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptın Mackenzie. Bu inciler benim Lily'mindi. Çiftlik evinde ya da bankada Lily'ye benzeyen biriyle karşılaşmadım. Lily şey. Önemli değil. Sisli gri anılarının içinde. Belki Lily ve benim arkadaşımın aynı kişi olduğunu sanmışsındır. Kusura bakma Mackenzie. Sana yardım ettiğimi sanıyordum. Sorun değil. Senin bunak anlarının arasında biz işe yarar bir şeyler bulduk. Artık seni tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Bir süre yetecek kadar erzak aldım sanırım. Eminim yardım yoldadır. Artık onun incilerini aldığıma göre... Lily'nin eşyaları. Ne? Üzgünüm. Anlamıyorum. Onu hatırlamak için onun incilerine ihtiyacım var.
Ama artık onun eşyalarını götürebilirsin. Yukarıya. Onun eski odasına. Onun tırmanış teçhizatı, onun haritaları. Tüm bunlar Milton'dan çıkmana ve dağlara giden yolu seçmene yardım edebilir. Başka bir çıkış yolu daha mı var? Aynen öyle. İşine gelince, sağ işine gelince duyuyor gibi. Haritayı al. Onun yolunu takip et. Seni Milton'dan çıkarıp dağın derinliklerine götürecektir, kuzeye. Sebat değirmenine doğru. Tamam, emin sen, teşekkürler. Oraya git, arkadaşını bul. Ve Milton'u ya da Bozana'yı düşünmek için bir daha durma. Biz eski dünyaya aitiz. Bu yeni dünyada sadece güçler hayatta kalabilir. Anacığım, sen iyi yaşamışsın yine ya. Çok şey yapma bence. Hafızalar. Lily, o kimdi? Lily'nin hikayesini mi öğrenmek istiyorsun? Gökten düşen adam. Sanırım kaybedilenler hakkında onun incileri neden istediğini anlayacak kadar bilgim var. O zaman onları Lily'ye götür. Lily hala burada. Milton da mı? Bunu neden söylemedin? Gidip onu bul. Sonra huzur içinde dinlenebilirim. Lily'nin sandığından tırmanma teçhizatını al. Ha, bu hep kilitli olan o sandık galiba. Dağcılık halatı, sağlam tırmanma çorabı, Lily'nin haritası ve işte dedenin ağırlığı. Yan göreve gerek yok, yapmayacağım zaten. Lily'nin incilerini götürmeyeceğim çünkü zaten incileri götürürsek Boz Ana'ya geri dönmeyeceğim. Bu eşyaların arasından ıvır zıvırdan Lily'nin incilerini bir yerden bulup atabiliyor muyum? Kesinlikle TR SWAT doğru söylüyor. Ya da 34 kilo mu? Yo yo, gerçekten benim işler atmam lazım şimdi, bunu anladım. Şöyle bakalım, giymediğimiz yakaladığım ilk kıyafeti atacağım. At. At. At, at, at. Çöplüğe dönmüşüz biz, bu böyle olmaz. Eylemlerden onar dışında bir şey yok. Topla var. Topla var. Toplarsam ne yapıyor? Kumaş mı yapıyor onu 0.1 kiloluk? Halat ağır, farkındayım ama maalesef halat için yapabileceğim bir şey yok. Halat belli ki bize lazım olacak. Kendisi 0.10 kilo zaten. Daha ağır bir şey parçaladığım zaman ne yapıyor bu? Mesela şuradan yıpranmış tişört önde diye şimdi onu alıyor değil mi? Yırtık pamuklu kaş kolu. Kaçmış, o da sıfır olmuş, bırak. Yıpranmış tişört 0.25'miş, aldım. Şimdi yıpranmış tişörtü eylemlerden topla dediğim zaman ne yapıyor? 0.3 kiloluk kumaş yapıyor. Garip. At diyorum o zaman gerçekten. Şunlara gelirsek, o tentridiyot biraz fazla ağır. Yemeklerden su her zamanki gibi ağır. Su bizi bitiriyor ya. Daha bayağı bir süre şey yapmayacağım galiba. Eyvallah kardeşim, aleykümselam. Bayağı bir süre daha suyla bir diyaloğum olmayacak öyle. Enerji barı çürüyor, yiyelim. Bitti. Daha da bir şey atmam lazım. Çok üzülerek de olsa. 0.90 at diyorum. Şunların yarısını atayım. Şunların atlayıp yarısını atayım. Vallahi dediğim gibi, ama ne, nasıl bu kadar ağırlık topluyorum? Kıyafetlerden bunların çoğu ya. Sana da at diyorum. Seni de atıyorum. Şu anda giyimimizde bir eksiklik yok değil mi? Hayır. Giyimimizden bir şey yapmadık.
Tamamdır kardeşim, Allah kabul etsin. Görüşmek üzere. Evet, halat gülle gibi. Taşlardan bir kısmını atarsak tamam. Bu eylemlerden bunu ne yapacağım abi? Bu bana bir şeyler de lazım olacak herhalde. Ona bir şey yapmayacağım o yüzden. Tencerem var ya. O da biraz ağır. Taşı at. Uyku tulumu fena değil. İki tane var bunlardan. Bak yine iki tane var. Birini at. Dikiş seti var. Onu atamam. Üzgünüm. O atılmaz. Toplanmış odundan bir tanesini at. Kumaş. Hurda metal. Hiç de bir şeyim yok ya. Yazık bana ya. Vallahi hiç de bir şeyim yok. Şu kıyafetlerden gidelim bakalım ha. Bir ikinci çorap. Ağırlık olarak daha iyi ama cilloptur diyor. Yün çorap. Yeni yün çorap. Yıpranmış spor çorap. Giy dedim. Giydi mi? Anlamadım. Çıkardı mı? Giydi mi? Giydi herhalde. Bu daha iyi diyor. Bunu giy. Burada herhangi biri bundan iyi olamaz. Tamam. Bunu o zaman at. Kadının son isteği hakkında bir olay çıktı resmen. Tamam, bakalım kadının son isteği neredeymiş? Burada son bir şey. Lilin mezar taşını ziyaret et. Biz de buradayız, değil mi? Tam ters yönde. Ondan sonra da kayıp cennet var. Lilin mezar taşı da kilisenin orada ters yönde. Hadi bakalım. Ateşi yak. Yakıyorum yakıyorum, ateş yakma malzemelerim de bitmiyor. Evet, TRS bat. Yine puanın zamanı yaklaşıyor. 10 dakika sonra puanları yapıştırmanı rica edeceğim. Meşaleyi aldım. Hangi yöne bakıyorum? Şu doğru yön mü? Evet kardeşlerim, yine yufka yürekliğim tuttu. Gördüğünüz gibi gereken son ziyareti yapmaya gidiyorum. Son bir ziyaret istedi kadın bizden. Ben de bunu gerçekleştirmeye gidiyorum. Kıyamadım yine. Yolda bayağı varmış hani. Meşaleyi elimizde söndüğü zaman meşale hiçbir işe yaramıyor abi. Ucuna bir şey tutuşturur. İki çakmak çakar. Bir şey yapar. Yakardı konu ya. Niye yakamıyoruz ki onu? Ayıptır ya. Bak her tarafta yine kurtlar kol geziyor. Kurtlar kol geziyi. Neyse, gelmek üzereyiz. Şöyle bir hızlı kayıt yapalım da. Kızın mezarlığı nerede? Dağın başında mı? Şurası mı? Liam. Emily. Jessica. Lily.
Bunu da yaptık. Bunu da yapmadık demeyelim. Şimdi bütün yolu geri dönüp şuraya gitmemiz lazım. Biz nerede kurt gördük? Karşı tarafta gördük, değil mi? Şunlar abi bizim... Benim meşale yakmak için yok bende de bilmem ne de falan diye ağlaklandığım şeylerdi, değil mi? Evet, gerçi gaz yağımız da yokmuş. Belki gaz yağımız olur bir ara. 3 tane çubuğum kalsın da elimde. Biraz fazla iyi giyindik. Gerçekten biraz fazla iyi giyindik, o yüzden hiç üşümüyorum neredeyse artık. Fırtına falan da yok çünkü. Ağırlık da yine çıkmış bu arada. Tesbih tesbih kardeşim. Ramazan mübarek aydır, Lili'nin mezarına tesbih bıraktık. Şöyle bir sağı solu keserek gidiyorum. Bozana'nın evine geldikten sonra ilk checkpoint'e ulaşmışız demektir. Bu ne ya? Şimdi dikkatimi çekti. Bir şey değilmiş. Bir ihtimal yanıyor mudur acaba şu ateş hala ya? Tabii ki yanmıyor. 10 numara şaheser. Ateşi yakayım bir. Bak, çubukla yakıyor hemen. Hemen çubukla yakıyor. Tutuşturucu parçası. Kibrit. Ateş yakmak ucuzmuş. Şimdi anladım ben. Okulların bitmesine 16 gün var. Şof. Aman. Gayet de iyi yaktım ha dedi. Çok da alçak gönüllü. Şöyle bir bakalım. Doğru yöne doğru gidiyoruz. Yolu takip edip sonra sağa doğru ayrılmamız lazım benzin istasyonuna. Elimdeki meşaleyi atmasam kurtları korkutamıyor muyum? Yani işte misal elimde meşale var. Bence korkması gerekiyor zaten yeterince. Benzin istasyonuna kadar düz. Evet. Kardeşim eksik kalsın et. Zaten ağırım. Ağırlıkla alakalı büyük sorunlarım var. Şu an için herhangi bir şey almayayım diyorum. Buradan yoldan sapmamız gerekiyormuş. Mümkün olduğu kadar şöyle bir yerlerden gidelim de etrafı görelim. Ama gaz yağını zor buluyoruz. Meşale ateşi gaz yağsız yakıp içinden meşale çekebiliyorsak meşale yapmak gerçekten gereksizmiş. Aha davşan. Milton Parkı. Elim yanacak mı acaba?
Değişik binalar bulmaya başladım. Burası bayağı neşeli, eğlenceli bir yer aslında galiba eskiden. Bayağı neşeli bir yermiş. Kağıt yığını. Isınma ihtiyacım var mı? Yok. Biraz yeme içme ihtiyacım oluştu. Hemen suyu gömçeliyim o yüzden. Şuradan da yine bir bozulma sırasına göre yemekleri yiyelim. Teresivat puanı verebilirsin. Çok teşekkür ederim. Yün başlık. Giyebilir misin acaba bunu? Mükemmel olur giyebilirsen. Yün başlık. Hemen hemen her şey de daha iyi. Sadece ağırlığı daha kötü, bir de durumu daha kötü diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu giy. Kesinlikle sen de bunu eylemlerden topla. Tamamdır kardeşim. Teresivat sen bilirsin. Madem ayarını yaptın. Hurda metal. Vallahi biraz ağırlık alıyorum artık. Ne yapayım? Hiç de bir şey alamıyorum yoksa üzerime. Neyi almadım ben öyle? Ha? Tüfeği bulamadık yalnız. O tüfeği inşallah bulacağız. Ama habire mermi bulup duruyoruz. Ne kadar garip ürünler varsa hepsini aldım. Acayip ekonomik gerilemeler arkasından çökmüşler. Peki. Şimdi düz devam etmem lazım değil mi burada? Kasabada yine kendimi güvende hissediyordum ya. İyice vahşi doğanın içine daldık. Umut güzelmiş. Piknik alanı. Burada ne yapmalıyız acaba? Tırmanma bölgesini bul. Burası değil mi tırmanma bölgesi? Buldum. Tırmanma bölgesini buldum abi. İşte tırmanma bölgesi. Şöyle bir kayıt alalım. Yanımdaki taşa gideyim. Taşa mı? Bunu beğenmedim ama. O değil dik taş. Peki. Burayı tekrar göremeyeceğime dair kötü bir his var içimde. Dağcılık halatı. Oo, koca oğlan nereye gidiyorsun böyle? Ne o? Yine. Her zamanki gibi. Sanırım bu halat göründüğünden de eskiymiş. Dağdan geçen yolu bul. Ben neredeyim ki? Boz anaya dön. Ha, boz anaya dönmedik değil mi biz? Görevi yaptık ama boz adaya dönmedik. Boz ada. Boz anaya dönmedik. Peki. Neyse, Bozana hiçbir zaman bilmeyecek ama kız en azından hediyesini aldı.
Bizimki de fantastik bir hareket işte yani kardeşlerim görüyorsunuz. Kimileriniz görevi yap dedi, kimileri bana yapma dedi. Ben de görevi yaptım ama yaptığımı gidip söylemedim. Ters köşe yaparım, şaşırtırım her zaman. Burada bir ateş yanıyor. Bir de emmi mi var başında o ateşin? Bu aynı emmi değil mi ya? İşte yine karşılaştık. Senin işin mi bu? Senin işin bu mu? Kamp ateşinin etrafında takılıp bilgelik paylaşmak mı? Şaşırtıcı bir zamandayız. Bunları anlamana yardım etmeye çalışayım. Ben ihtiyar bir adamım. Birçok şeye şahit oldum. Hatta çok fazla şeye de diyebiliriz. Daha önce de olmuştu. Çok günah işledik. Şimdi cezasını ödüyoruz. Bir tür dinden mi bahsediyorsun? Din değil, kefaret. Gökyüzündeki ışıklardan mı bahsediyorsun? Gökyüzündeki ışıklar bir tür pusula. İnsanoğlunun ihtişamı ve tüm yaptıkları açığa çıktı. Uyarılar göz ardı edildi. Hangi uyarılar? Doğanın uyarıları. Tüm işaretler ortadaydı. Tabii görmek isteyenler için. Tüm bunlar daha önce de oldu. Yakında sınav başlayacak. Hepimiz hayatta kalmak için neleri gözden çıkaracağımızı seçmek zorunda kalacağız. Tüm bunlar daha önce de oldu derken ne demek istiyorsun? Buzulacağı koçum işte. Bilmiyor musun? Ben kahraman değilim. Sadece birini arıyorum. Onu bulana kadar da hayatta kalmak için elimden geleni yapıyorum. Belki. Fakat intikam meleği görevini üstlenip kimin yaşayıp kimin öleceğini seçiyorsun. Oo, adamı katlettiğimizi biliyor. Bu bence bizim yaşlı halimiz. Beynimizin içinde. Şu mahkemeden mi bahsediyorsun? Bunu nereden biliyorsun? Kimsenin öğrenemeyeceğini düşündüğünde yapmak daha mı kolay oluyor? O adam katildi. Gitmesine izin verseydim yine birilerini öldürürdü. Ya da daha kötüsü olabilirdi. Onun işini bitirerek dünyaya iyilik yaptım. Olabilir ama su yolunda kırılma meselesi. Daha yeni mahvolmuş bir uygarlık için zor bir felsefe olabilir. Bak bir süre elektrik kesintisi yaşadık ve olay şu ki ışıklar her zaman geri gelir. Zaman zaman karanlığı dağıtabilirsin ama ışık asla geri gelmiyor. İyi şanslar yaşlı adam. Kıyametin tadını çıkar. Şansını kendine sakla yabancı. İçinden bir ses ona ihtiyacın olacağını söylüyor. Kamp ateşi. Geri. Şu pişmiş tavşan. Al. Sormadık ama. Herhalde ona ihtiyacı yoktur diye düşündüm. Daha da çok yolum var ha gideceğim. Kardeşlerim çok yolum var. Çok yolum var ama oyunu kaydedeyim vaktim yok. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.